İsmim Mehmet Emin Arslan. 1956 doğumlu, 53 senedir terzilik mesleğini yapan bir vatandaşım. Terzilik mesleği peygamber mesleği. Hazreti İdris Aleyhisselam'ın mesleği terzilikti. Oradan gelme bir meslek. Efendime söyleyeyim. 53 senedir de yapıyorum. Ben Hava İkmal'dan emekliyim. Oraya çalıştım, emekli oldum. 17 sene önce tekrar mesleğime döndüm. Orada da terzilik yapıyordum yani. Bu meslek ölmez, bitmez bir meslek. Ama ölmek üzere, bunu bilen yok. Yeni nesil yetişmiyor, gençler vermiyorlar. Verenler de durmuyor. Biz piyasaya yani 8-10 tane de adam yetiştirdik. Bazıları fabrikalarda, bazıları başka işler yapıyorlar. Yanımıza sürekli bir eleman çalıştırıp piyasaya yetiştiren insanı biz. Burada yani bizden başka yani eleman yetiştiren kimse yok. Hiç kimse yok yani. Bu mesleğin hayatta durması bunlara bağlı yani. Sırf meslekte, terzilik, bütün meslekler için. Meslek öğrenilmez sadece. Ahlak öğrenilir. Bir ustadan ahlakını öğreneceksin önce. Mesleğinden önce ahlakını öğreneceksin. Meslekte ahlak çok önemli yani. Ahlakını da ustasından öğrenir. Her şeysini ustasından öğrenir. Babasına söyleyemediğini, anasına söylemediğini ustasından konuşabilir. Anasının babasının göremediğini ustası görür. Biz bu durumdan yani herkes etkileniyor. Herkes etkileniyor. Zaten imalat şeysi bitmeye yakın. İmalat bana veriyorlar. Ben esas imalatçıyım. İmalatçıyım yani takım elbise, pantol, parto her şey dikerim. Makine dikti her şey dikerim. Geliyorlar ama yapmıyorum. Kurtarmıyor. 1000 liradan aşağı dikiş parası yok böyle şeyler. Takım elbise diken. 1000 liraya adam nasıl diktirsin ya? Meslekte şeydi bizde. Ta 18 sene önce tamir işine atandı, girdik. Tamir işi çok şükür burada oğlumla beraber idare ediyoruz. Çok şükür, buna şükür. Biraz da şükretmemiz gerekiyor yani. Çok etkilediğinden dolayı biz tamir işine girdik. Çok etkilediğinden dolayı. Yani çok az kaldı. Vücutuna olmayan yani biraz kilosu fazla olan vatandaşlarımız hazır üzerine olmayanlar, boyu uzun olur bilmem ne, hazır giyim üzerine olmayanlar mecbur diktirmek zorundalar. Çıplak duracak hali yok adam yani. Üzerine bir şey. O da biraz tabii külfetli oluyor. Hele de şu biraz şeyin sıkıntılı olduğu bir dönemlerde. Valla okuyamayan gençler mutlaka bir meslek sahibi olsunlar. Bak mesela ben şu yaşa geldim. Emekli oldum. Burada oğlumla beraber çalışıyorum. Oğlumun işi olduğu günler geliyorum dükkanın başında duruyorum. İşimi takip ediyorum. Bilmem ne yapayım. Ölmez bitmez bir şey. Bu sanat var ya hiç yani ölmez. Sanatkar adam belki fazla ilerlemeyebilir maddi bakımdan ama hiçbir zaman yıkılmaz. Sanatkar yıkılmaz yani. Hele de işini düzgün helalından kazanırlar. Devamlı yatar. Belki sekte vururlar ama yıkılmazlar. Kesinlikle yani. Belki yalpa yaparlar hafif ama yıkılmazlar. Çünkü doğrulukları bir gün onun karşılarına çıkar yani. Ya ne dedik? Helalından dedik. Bu helala dikkat edeceğiz. Kazancımıza helal olması çok önemli. Allah bu vatanımızı, milletimizi korusun. Vatanımıza, milletimize selametlik versin. Gökten rahmetini, yerden bereketini eksik etmesin. Herkese hayırlı bol kazançlar dileriz. Teşekkür ederiz.